Antalya'mızda ve ülkemizde bu koronavirüsle ilgili, salgınla ilgili neler yapılabilirle ilgili düşündük. Büyükşehir da... Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salgın nedeniyle başta turizm olmak üzere birçok sektörde binlerce kişinin işsiz kaldığını belirterek, el ele vererek öncelikle işsiz kalan hemşerilerimiz ve aileleri olmak üzere desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olacağız dedi. Sizlerle birlikte aşacağımızı biliyorum. Sadece turizmle ilgili 123 bin kişinin işsiz kaldığını, önceki toplantımızda Esnaf Odaları Başkanı Atlıhan Dere arkadaşım 4 bin civarında demişti. Bir hafta önce yaklaşık herhalde. Şimdi 10 binden bahsediyoruz. Ticaret ve sanayi odamıza bağlı en az 5 bin, 10 bin işte Kumluca'da burada diğer Manavgat ve Alanya vekiller de var. Şimdi bu süreç hızla gidiyor. Önümüzdeki süreci göremiyoruz ama biz Antalya Büyükşehir Belediyesi yapılması gereken işi asatla su okuma işte 3 ay buna benzer gibi turizm üzerinde dahil ettik. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan Muhittin Böceğin başkanlığında bir araya gelen ATSO, AESOP, AKTOP, YÖRSİAD, KONSİAD, MÜSİAD, TÜRSAP, OSB, ALTSO, MATSO, KUTSO gibi meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ve iş insanları koronavirüs salgınına karşı Antalya ve 19 ilçesinde yapılacakları ele aldı. Başkan Böcek Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde bağış kabul merkezi oluşturduklarını belirterek kurum ve vatandaşların merkeze gıda bağışı yapabileceğini söyledi. Biz sizlerle beraber buradaki işsiz kalmış vatandaşlarımız. Şimdi sizlere de çok talep geliyordur. Yani sizlerin de üyeleri var. Yardım yapmak istediğinizi de biliyoruz. Bu konuyla ilgili önemli olan, asıl olan şeffaf bizim Antalya bu dayanışma platformumuzda neler yapabileceğimiz. Biz zaten Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gereken gıda yardımı, paket yardımı 4500 kişiye. Şu anda 2790'dı. Bugün sabah aldığım bilgide 2790 eve biz aşını yapamayan, pişiremeyecek olan yaşlılarımıza gönderiyoruz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak. Ayrıca yemek yapacak evde kişimiz var ama bizim gıdaya ihtiyacımız var denen vatandaşlarımıza kuru gıda anlamında söylüyorum. Evlerine de biz yardım paketi götürüyoruz. Şimdi buradan sizlerle beraber büyüteceğiz inşallah. Neler yapılabilir onlara bakacağız. Toplantıda sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeni yapılırken maske ve eldiven kullanım kurallarına da dikkat edildi. Antalya Koronavirüs Dayanışma Platformu'nun yapacağı çalışmaların büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Böcek, gün dayanışma günüdür. Antalya'da yüz binlerce insanımız salgın nedeniyle gelirsiz ve işsiz kaldı. Bu durumdan aileleri de etkilendi. Şimdi dayanışma zamanı. Antalya'da iş dünyası ve hayırseverlerimizle tek yürek olarak bu zorlu süreçte gelirlerini kaybeden hemşerilerimizin aynı yardımlarla yanında yer alacağız diye konuştu. Toplantıda oda ve STK'lar yapılması gereken yardımlarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Başkan Muhittin Böcek'te Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgınına yönelik önlemleri ve çalışmaları hakkında platforma bilgi sundu. Öncelikler, ihtiyaçlar belirlenmeli. Öncelik sırasında konulmalı. Öncelik sırası gıda yardım istiyor şu anda vatandaş yani çıkamıyor parası yok. Yani bu öncelik şu anda vatandaşımıza bir sıcak çorba evinde yapamayanlar için, yaşlılarımız için de söylüyorum ama diğer ihtiyaç sahibine paket göndermemiz